Yaşananlar Orta Doğu'da yeni bir aslında süreci mi başlatacak? Yeniden İran'la İsrail arasında bu yükselen tansiyon ardında neleri saklıyor olabilir? Biz bu soruları İran uzmanı Arif Keskin'le değerlendireceğiz. Kendisi Skype hattımızda bizi bekliyor. Arif Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi bayramlar diyerek başlayalım ama elbette Orta Doğu maalesef bayram havasından çok daha uzak bir noktada. En son Şam'daki saldırının ardından artık bir rövanş niteliğinde açıklamalar gelmişti İran'dan. 10 Nisan kritik tarihti. Ardından 11 Nisan ifadesi kullanıldı ve dün bazı diplomatik girişimlerle saldırının ertelendiğine ilişkin haberler de ortaya çıktı. Ama tabii ki bunların hepsi iddialardan ibaret. Sizce bundan önce gerçekleşen çok daha sert saldırılar olmuştu ama bu kez İran'ın tavrından İsrail neden bu kadar korktu? Evet, aslında İran yanıt vereceği konusunda dünyayı ikna etmeyi başardı. Hı hı. Evet yanıt vereceğim dedi ve bu yanıtı konusunda dünyayı da ikna etmeyi, Amerika'yı da ikna etmeyi başardı. Aslında İran yanıt vereceğim diyor ama bu karar İran açısından kolay bir karar değil. Ve çok riskli bir karar ve o nedenden dolayı bu kolay kararın kolay olmayan kararın konusunda da ciddi bir tartışma da var İran'da. Bakınız şöyle bir şey söyleyelim. Aslında İran'ın güvenlik ve askeri doktrini 1979'dan günümüze kadar Amerika ve İsrail'le doğrudan çatışmaktan kaçınmak, çatışmadan kaçınıyor. ABD ve İsrail'le doğrudan çatışma olduğu süreçlere kesinlikle girmiyor. Öyle bir ihtimal olduğu anda da duruyor. Ve bu 1979'dan günümüze kadar gelen bir süreç. Ama İsrail özellikle de Gazze çatışmasından sonra İran'ın bu güvenlik doktrinin belli bir derecede değiştirmek istiyor. Aslında bir yönüyle de İran'ı İsrail'le ve dolayısıyla da Amerika'yla doğrudan bir çatışmaya itiyor. Ve bu nedenle dolayı dikkat ederseniz Gazze çatışmasından sonra sadece Suriye'de 30'a yakın devrim muhafızları komutanı öldürüldü. Evet. Önce Seyyid Rezim Musevi öldürüldü. Çok üst düzey bir kişiydi. Ardından istihbaratçıları öldürdü ve ardından son defa da bu üst düzey komutanları öldürdü. Ve İsrail bilinçli olarak bunu sürdürüyor. Bilinçli olarak bu ilişki modelini değiştirmek istiyor. Ve İran'ı doğrudan bir çatışmaya zorluyor. Ve İran aslında İran açısından bu çok riskli. Çünkü İran İsrail'le doğrudan bir çatışmanın Amerika ile doğrudan bir çatışma olarak anlamına geliyor ve İran bu çatışmayı sürdürebilecek gücünün, olanağının olmadığını düşünüyor. Ve bu nedenden dolayı yanıt vereceğiz diyor, cezalandıracağız diyorlar ama hala net bir tavır yok. Neden? Biraz önceki söylediğim nedeniyle. İran şöyle bir formül arayışındadır kanımca. Birincisi, evet cevap verelim, vereceğimiz yanıt caydırıcı olsun, vereceğimiz yanıt etkili olsun, imajımızı kurtaralım. Ancak bu vereceğimiz yanıt İsrail'le doğrudan bir çatışmayı başlatmasın, Amerika ile doğrudan bir çatışmayı başlatmasın. Şimdi böyle bir formül arayışında ve doğal olarak böyle bir eylemi de ortaya çıkarmak kolay değil. Yoksa eğer İran ilk günde zaten eğer doğrudan bir, çünkü şöyle bir durum var. İran bunu net olarak biliyor. Bir ping pong modelinin ortaya çıkmasını istemiyor. İran vursun, ardından İsrail vursun. Çünkü önemli olan savaşta da kavgada da
birinci darbe değil. İkinci darbeyi, üçüncü darbeyi vurup vuramayacağınız. Hı hı. Onu sürdürüp sürdüremeyeceksiniz. Ha, birinci darbeyi vurabilirsiniz. Karşı tarafta karşılık verdikten sonra ikincisini, üçüncüsünü sürdürebilecek misiniz? Şimdi İran açısından, İran basın, bakınız geçenler Pakistan'ı bombaladı. Bağlantıda bir kopma yaşadık Sayın Arif Keskin'le gerçekleştirdiğimiz Skype bağlantısında. Önümüzdeki dakikalarda yine bağlantımızı yenileyeceğiz ama aslında Sayın Keskin'in de aktarmak istediği şey şu. İran bir karşılık vereceğine ilişkin dünyaya iyi bir mesaj verdi ama bu noktada askeri anlamda tam gücünü kullanarak net bir yanıt verme konusunda henüz bir karar alınabilmiş değil ve burada İsrail karşısına alması demek İran'ın Amerika'yı da aynı zamanda karşısına alması anlamına geliyor ifadesini kullandı Sayın Keskin ve bu noktadan sonra İran'ın gücünün tartışılabilir hale gelmesi hem kendi kamuoyu hem de dünya kamuoyu üzerinde de önemli bir risk oluşturacak ama şimdi eğer yeniden Sayın Keskin'le bağlanabilirsek İran'ın kendi halkı ne diyor? Özellikle içerideki basın kaynakları son zamanlarda gerçekleşen gerek Şam Büyükelçiliği'nde gerek yine bundan önce Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda devrim muhafızını hayatını kaybettiğini gördük. Saldırılarda öldüğünün haberlerini verdik ve bu isimler İsrail saldırılarında yaşamını yitiren isimler İran için hem siyasi hem askeri anlamda çok kritik isimler ve böylelikle bu kadar kritik isimlerin hayatlarını kaybetmesi bile İran'ın bir tepki vermesine neden olmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama olası bir süreçte İsrail'in askeri gücünün hemen arkasında Amerika'nın desteğini düşündüğümüz zaman bu noktada İran oldukça temkinli bir yaklaşım sağlıyor, yaklaşımla ilerliyor artan tansiyona yönelik. Arif Bey ile bağlantımızı sağlayabiliyor muyuz? Peki, asıl soru işte burada sanırız ki. Çünkü hazır İsrail'in Gazze üzerinden ve kritik noktalardan ilerleyişi devam ederken zaten tansiyonun yüksek olduğu ülkelere doğru ilerleyişi ve bulunduğu coğrafyadan İran coğrafyasına doğru bir askeri hareketliliği, oradaki tansiyonu da oradaki dengeyi de sarsıcı yönde ilerleyiş ihtimalini doğurmamak için mi İran bu kadar temkinli diye sormak istiyorum size Sayın Keskin. Evet, şimdi bu nedenden dolayı sizin de sorunuz aslında doğru bir soru Gülnay Hanım. Bakınız mesela o nedenden dolayı İran İkinci, üçüncü yanıtı sürdürmek istemiyor. Çünkü ekonomik olarak bir İsrail'le doğrudan bir, İsrail ve Amerika ile doğrudan bir çatışmayı sürdürecek gücü yok. Toplumsal meşruiyet anlamında bunu sürdürecek bir gücü yok. Ve İran toplumu da aslında böyle bir çatışmayı, böyle bir şey istemiyor. Hı hı. Ayrıca bu çatışmayı İran rejimi açısından olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Bu çatışmadan sonra İran rejimi orada kalır mı? Bir hayatlı halk ayaklanması olur mu olmaz mı? Çeşitli riskler barındırıyor İran rejimi açısından. O nedenden dolayı İran bir formül arıyor. Biraz, hı hı, önceki saydığım o nedenden dolayı. O nedenden dolayı bu çerçevede nasıl bir yanıt vereceği konusu tartışılıyor. Bakınız mesela Amerika Kasım Süleymani öldürüldükten sonra İran yanıt verdi ama İran boş bir üssü bombaladı. Zaten Amerikalılara 2-3 saat önce de haber verilmişti. İntikamını aldı ama. Şimdi bu durumda da şöyle bir şey var. İran doğrudan İsrail'i hedef alırsa, İsrail'in karşılık vereceği ve doğal olarak Amerika ile birlikte karşılık vereceği ihtimali var. O nedenden dolayı bu konuda nasıl bir yanıt verebilir? Kanımca bazı şeyler üzerinde çalışıyorlar. Birincisi mesela en önemlisi bunun bir doğrudan
askeri bir şey vermeden önce diplomatik düzlemde bunun çözülüp çözülmeyeceği. Mesela nasıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu kınarsa veya İsrail, Amerika İsrail bu eylemi yapanları cezalandırmayı kabul ederse gibi İran bunları da öneriyor. Bunlar yaparsanız zaten ben bir intikam eylemi yapmayacağım diyor. Yani dünya bunu kınasaydı, kınarsa biz buraya girmeyeceğiz. Şimdi bu bir tarafı. İşin bir diğer tarafı, diyelim İsrail'i vurmadı. Üçüncü bir ülkeyi, üçüncü bir ülkede İsrail'in diyelim ki büyükelçiliğini vurdu. Bu bambaşka bir problemi İran açısından doğuruyor. Mesela o tartışılıyor, Ürdün'de İsrail boş büyükelçiliğini vurabilirsin, oradaki misyonunu vurabilirsin veya başka bu, ama o ülkeyle de size bir şekilde problem yaratacak, çok çok açık. Veya İsrail'in hedeflerini başka herhangi bir yerde vurduğunuz zaman sadece İsrail'le değil o üçüncü ülkeyle de sorun yaşayacağınız çok çok açık. Ve bu nedenden dolayı İran bütün bu riskleri net olarak hesaplıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında belki diyorlar ki mesela Golan Tepesi gibi yerlere, şu anda Golan Tepesi aslında Suriye toprağıdır, İsrail'in elindedir. Belki orayı simgesel olarak vurabilir. Veya belki de boş bir alan verebilirler ve burayı vur diyebilirler. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında İran'ın eylem biçiminin büyük bir şey doğuracağı konusundan kaçacak. Hatta birçok İranlı şunu söylüyor. Gülünay Hanım diyorlar ki zaten biz bunu yaptık. Şu anda neredeyse de cevap vereceğiz diye Amerika üzerinde, İsrail üzerinde zaten bir psikolojik baskı uygulanmış durumda. Şu anda neredeyse herkes şu anda mı vuracak, biraz sonra mı vuracak? Bu psikolojik baskı zaten kendisi de bir yanıttır aslında bir şekilde. Zaten biz ayrıca şu anda ciddi bir hazırlık var. Karşı taraf çok hazır. Verebileceğin, yanıt verebileceğin her şeye hemen yanıt verebilir, etkisi çok az olabilir ve bu nedenden dolayı bazıları diyorlar ki biraz daha zamanı bekleyelim diyenler var. Bunun yanı sıra mesela Batı Şeria Gazze şeridinin dışında daha sakin bir yer geçiyor. Şimdi gelen haberlere göre Batı Şeria'ya yönelik İran'ın ciddi bir hareketliği söz konusu. Batı Şeria'da bir halk ayaklanması, bir çatışma, aynı mesela Gazze'de olduğu gibi mi düşünülüyor? Bu da önemli bir tartışmanın bir parçası İran açısından. Yani baktığımız zaman aslında İran açısından çok riskli bir süreç, evet. Ve çok kaygan bir süreç. Peki. Bakınız mesela Saddam Hüseyin tecrübesi var. Peki. Saddam Hüseyin Kuveyt'e girdi ama sonunu getiremedi. Evet. Ayrıca Putin'in Rusya-Ukrayna savaşı var. Putin savaşı başlattı ama hala bir türlü sonuç alamıyor. Evet, İran bunu yapabilir ama sonunu getiremeyecek bir süreci başlatabilir. O nedenle dolayı İran o formülü arıyor. Ve peki, onu da bulmak o kadar da kolay değil. Çok teşekkür ediyoruz Arif Keskin aktardıklarınız için. Çok sağ olunuz. Rica ederim, sağ olun. Evet, bölgede tansiyon evet yükseliyor ama İran'ın ne kadar temkinli olması gerektiğini de Arif Keskin bizlere anlattı. Şimdi hem siyaset hem de bayram gündemini bir arada değerlendireceğimiz bir haber var sırada. Çünkü